her zaman. Her zaman. İzzet bu şerefe bu ehli iman. Ehli iman. Ver fedana Filistin'a Müslüman. Müslüman. İzzet bu şerefe bu ehli iman. Ehli iman. Ver fedana Filistin'a Müslüman. Müslüman. Mazlum milleti Filistin. Ey Rum ya çarşı ya. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف فأيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وعلى نية القبول والشفاء ورفع البلاء والنصر على الأعداء وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وشهداء المسلمين الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عالملرين ربي olan الله حمد رسول محمد مصطفى صلاة ve selam olsun. Selam olsun İslam'ın ve Kudüs'ün aziz şehitlerine. Selam olsun İslam'ın başkenti Kudüs'e. Selam olsun Mescidül Aksa'ya. Ve selam olsun siz Kudüs sevdalısı aziz kardeşlerim ve kıymetli bacılarıma.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 5 ay önce ABD'nin uğursuz kararından sonra Diyarbakır'da Kudüs'e sahip çıkıyoruz mitingi düzenlemiştik. O mitingde bu fasit kararın oldu bittiye getirilmemesi gerektiğini, İslam ülkelerinin bu işgal planına karşı Siyonist çeteyle her türlü siyasi, diplomatik ve askeri ilişkilerini kesmeleri ve İsrail'i devlet olarak tanımaktan vazgeçmeleri gerektiğini ifade etmiştik. Maalesef geçen süre içerisinde İslam ülkeleri açısından ciddi bir girişim ve adım olmadı. ABD ise almış olduğu kararı uygulamaya koydu. Ocak 2017'de resmi olarak göreve başlayan Siyonizm hizmetkarı ABD Başkanı Trump daha seçim sürecinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ilan etmişti. Ve Aralık 2017'de yani Sykes-Picot anlaşması ve Balfour Deklarasyonu'nun 100. yıl dönümünde Trump ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etti. 100 yıl önce İslam sınırları, İslam coğrafyasının sınırları emperyalist Batı tarafından masa başında cetvelle belirlenmiş ve böl yönet politikası uygulamaya konulmuştu. Emperyalistler yeni dönemde de İslam coğrafyasını yeniden dizayn etme planını benzer yöntemlerle adım adım uygulamaya başladılar. Ve bu planın en önemli parçası da Büyük İsrail projesidir. Yahudi ve Hristiyanlar arasındaki derin uçurumlara rağmen Müslümanlara karşı birlik oldular. Şeytani projelerle, fitne fesatla, inanç ve kültür zenginliğimizi ayrışma ve çatışma sebebi yapmayı başardılar maalesef. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması bütün Filistin'i işgal planının fiili bir adımıdır. İsrail çetelerinin hiç çekinmeden İslam'ın yiğit evlatlarını birer birer onar onar şehit etmeleri ümmetin perişan halinden, dağınıklığındandır. Biz buraya Amerika ve İsrail şebekesinin yüzüne tükürsen yağmur, kınasan teşekkür kabul edeceği cinsten bir mesaj için bir araya gelmedik. Özellikle İslam ülkelerinin başında bulunan liderlerin İslam'ın kudsiyetine, Müslümanların izzetine yaraşır, terör şebekesine de haddini bildirecek adımlar atmaları gerektiğini ve biz Müslümanlar olarak malımızla ve canımızla buna hazır olduğumuzu tüm dünyaya hayır kırmak için buradayız. Ve biz buraya Filistin için, Kudüs için, Mescid-ül Aksa için sadece yas tutmak, matem tutmak için de gelmedik. Zira yas ölülerin arkasında tutulur. Filistin davası, Kudüs ve Mescid-ül Aksa davası öldü mü ki arkasından yas tutalım? Filistin bugün esaret altında olabilir. Kudüs ve Mescid-ül Aksa'mız tutsak durumda olabilir. Ama bugün bu esaretten ve kardeşlerimizin katledilmesinden dolayı dökmüş olduğumuz hüzün gözyaşları aziz İslam'ın yiğit evlatlarının bu mukaddes dava uğrunda engel tanımadıkları ve verdikleri bu çetin mücadele, şanlı direniş, şehitlerin pak kanları ve en önemlisi muntakim olan Allah'ın yardımıyla zafer ve sevinç gözyaşlarına dönecektir inşallah. Ve yine aziz Kudüs'ün
Filistin İslam Devleti'nin mübarek başkenti olduğunu bütün dünya görecektir inşallah. Ve Batman'dan bir kez daha haykırıyoruz. Kudüs İslam'ındır. Kudüs bizimdir. Kuds ameye vel kusulene. Bu mübarek Ramazan ayında Allah Celle Celaluhu tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri ve duaları kabul etsin. Ve mitingimizi başta Kudüs ve Mescid-ül Aksa olmak üzere esaret altında olan bütün İslam beldelerinin ve İslam davası uğrunda zindanlarda olan bütün kardeşlerimizin azad olmasına vesile kılsın. Allah'a emanet olunuz. كان بايراغي فراك الهوى قد صفير وذو مبارك خوش نشان خوش نشان يكرم شئنا أمتي يهر زمان هر زمان عزت و شرف اجبو أهل إيمان أهل إيمان برخدانا فلسطين مسلمان مسلمان عزت و شرف اجبو أهل إيمان أهل إيمان برخدانا فلسطين مسلمان مسلمان مظلوم ملت فلسطين ایرون یا جمش یاسین جبا خدا اونو مزگین اسرائیل تمی فلافیریه زیانیستم زلیل بویه Müslümanlar tağuta karşı cihad edin. Ey mahrumlar Müslümanlar İslam yolunda kıyam edin. Ey mahrumlar mustazaflar İslam yolunda kıyam edin. Ey Muhammed-i Nefele Cundullahi cengaverde bir adım kaldı zafere direnişte sebat edin. Bir adım kaldı zafere Haniyle külmün tahtını paramparça edeceğiz. Haniyle külmün tahtını paramparça edeceğiz. Ellerinizi açıp dua ederken lütfen başta Filistin olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen kardeşlerinizi unutmayın. Bir an önce yaşadıkları zulümlerin son bulması için Rabbinize yakarın. İftar saatlerinde dualarınızı artırın. Evet, sadece dua etmekle yetinmeyeceğiz. Evet, meydanlara döküleceğiz. Evet, biz zulmü tel'in edeceğiz. Oradaki mazlumlara, oradaki kardeşlerimize sizin yanınızdayız mesajını vereceğiz. Ama o zaman da işimiz bitmeyecek. Elimizden ne geliyorsa oradaki kardeşlerimiz için her türlü yardımı yapmak gibi bir yükümlülüğümüz olduğunu da bileceğiz. Bitti mi? Hayır. Dedik ya, İslam ümmeti idarecilerinden Selahaddin gibi davranmalarını bekliyor. Peki, sadece bekleyerek mi olacak bu? Sadece olduğumuz yerde oturarak idarecilerimizin Selahaddin gibi davranmalarını beklersek daha çok bekleriz.
100 yılı aştı Filistin'in işgal edilişi. 70 yılı buldu paslı zehirli hançerin bağrımıza saplanması. Bir adım ileriye gidemedik. Ya ne oldu? Sadece beklediğimiz için, sadece sözlü dualarda bulunduğumuz için idarecilerimiz atmaları gereken adımları atmadığı için, çekindikleri, korktukları, ürktükleri için, adım adım geriye çekildikleri için Siyonizm sürekli ilerledi. Biz geriye doğru adım attıkça onlar boşalttığımız yere girdiler. Ve bizi bütün bütün oralardan Nil ve Fırat arasından çıkarmak için gece gündüz durmadan planlar yapıyorlar. Öyleyse bizim idarecilerimize, İslam ülkelerini yöneten idarecilere baskı yapmamız gerekir. Onlara cesaret vermemiz gerekir. Diyeceğiz ki, eğer siz Kudüs'e yürüyecekseniz, eğer siz Mescid-i Aksa'yı yeniden kurtarmak istiyorsanız, işte bizler, işte halk, sizin arkanızdayız. Sizin yanınızdayız. Bize ne düşüyorsa, bize ne düşüyorsa biz onu yapacağız. Minber mi yapmamız gerekiyor? Minberimizi yapacağız. Ya da Salahaddin Eyyubi Kudüs'ü işgalden, Haçlılardan kurtarmadan önce Kürdistan'ın kadınlarının yaptığı gibi dağlardan çiçekler toplayıp Kudüs'ün o güzel kokularla yıkanmasını, temizlenmesini isteyeceğiz. Bu mu bize düşüyor? Bunu yapacağız. Ya da o orduda asker mi olmamız gerekiyor? Buna da hazır olduğumuzu beyan edeceğiz. Biz hazırız. Kardeşlerim, o minber ki, yani Kudüs'ün Haçlıların işgalinden kurtarılmasından önce o marangoz tarafından yapılan minber. Minberi yapan marangoza demişler, bu minberi sen Mescid-i Aksa için yaptığını söylüyorsun ama Haçlıların işgali altında. Ben zanaatkarım demiş. Benim elimden bu geliyor. Ben marangozum. Ben minberi yapıyorum. Bir cengaver, bir komutan çıksın. Mescid-i Aksa'yı özgürleştirsin. Ve bu minberi oraya kondursun. İşte o minber. 1969 yılında Mescid-i Aksa Siyonistler tarafından yakılınca zarar gördü. Ve bunun üzerine İslam ülkeleri toplandı. Bugünkü İslam İşbirliği Teşkilatı denen örgütü kurdular. Onun varlık sebebi Kudüs davasıdır. Onun varlık sebebi Mescid-i Aksa'nın yakılmasıdır. Kuruluş nedeni budur. Dün İstanbul'da toplandılar. Bazı kararlar aldılar. İçlerinde çok güzel kararlar var. İçlerinde cesurca bazı ibareler var. Fakat maalesef görmek istemediğimiz, duymak istemeyeceğiniz bazı cümleler de var. Amerika'nın atmış olduğu bu adımdan dolayı adeta yalvarır cümlelerle, lütfen bu kararını gözden geçir, bir daha benzer şeyler yapma diyorlar. Ama İslam ülkelerinin idarecilerinin yapmaları gereken şeyleri biz daha önce söylemiştik. Bunlardan bazıları da var orada. Mesela diyorlar ki Siyonizmin benzer katliamlarını, benzer vahşiliklerini cesaretlendirecek adamlar kimse atmasın, atarsa biz onlara karşı alınabilecek bütün tedbirleri alma kararındayız. Bu güzel bir şey. Bu şimdiye kadar belki bu açıklıkta dile getirilmemiş bir şey. Fakat İslam ülkelerini idare eden o idarecilere sesleniyoruz. 5 ay önce Diyarbakır'da yapmış olduğumuz mitingde de söylemiştik. Benden önce kürsüye çıkan, selamlama konuşması yapan kardeşim de kısmen değindi. Bir kez daha buradan, Batman'dan İslam ülkelerini idare edenlere sesleniyorum. Bir, Siyonist terör şebekesiyle bütün ilişkilerinizi kesin. Eğer siz Siyonist terör rejimini bir devlet olarak kabul ederseniz, Kudüs'ün sadece doğusunun Filistin'e ait olduğunu kabul ederseniz, emin olun onlar
Filistin'de kardeşlerimize yaşayacak bir karış toprak bırakmayacaklar. Siz onlardan çekinmeyiniz. Biz Siyonizme savaş açarsak, biz Siyonizme kılıç çekersek, biz onlarla her türlü alanda mücadele kararı alırsak bize zarar verirler. Siyonizm küresel çapta çok geniş imkanlara sahiptir. Bize zarar verecekler diye korkuyorsanız korkunuz boşunadır. Emin olabilirsiniz. Zaten şu anda Siyonizm yapabileceği her şeyi yapmaktadır. Eğer siz, eğer biz Rabbimizin bizden istediği gibi durursak, yaşarsak, konuşursak, hareket edersek onlar bizim bir tek nefes almamıza bile fırsat vermeyecekler eğer ellerinden gelirse. Tekbir! Onlar ki menfaatlerine dokunduğu zaman kendi kanlarından, kendi kavimlerinden olan peygamberleri öldürmekten çekinmeyen bir kavimdirler. Size acıyacaklarını mı düşünüyorsunuz? Veya size merhamete geleceklerini mi düşünüyorsunuz? Onlar bu kadar vahşiyken onların bir özelliği daha var. Onlar yeryüzünün en korkak mahluklarıdırlar. Onlar sadece güçten anlarlar. Onlar zorda kaldıklarında, onlar güçten düştüklerinde gelip size yalvarırlar. Yoksa emin olun, eğer siz onları güçlendirecek, onların meşruiyetini teslim edecek adımlar atarsanız, onlarla ticaret yaparsanız, onları devlet olarak tanıyıp başkent ilan ettikleri yerlere elçiliklerinizi, konsoloslarınızı gönderirseniz, onları bir devlet kabul edip kendi başkentlerinizde büyük elçilikler açmasına izin verirseniz, geldiğiniz nokta işte bugünkü acıklı durum olur. Orada kardeşlerimizi şehit ediyorlar. Bizim basınımız güya bizim. Parası bizim cebimizden çıkıyor ama diyor ki İsrail güçleri Filistinli göstericilere karşı aşırı güç kullandı. Lafa bakar mısınız? Sanki güç kullanması meşruymuş da sadece aşırıya kaçınca tepki gösterilecekmiş. Devletin televizyonu, vatandaşın vergisiyle ayakta kalan TRT, Kudüs'teki elçiliğin açılışını naklen yayınlıyor. Sanki çok büyük bir gazetecilik başarısıymış gibi. Bütün ümmetin lanetlediği bir fiili naklen yayınlıyor. Müslümanların gözünün içine soka soka, bakın işte siz böyle acizsiniz. Hayır. Müslümanlar aciz değildir. Fakat yöneticilerinin biraz daha cesur olması gerekir. Lütfen. Biz Filistin'i işgalden kurtarmak istiyorsak önce şu dillerimizi Siyonist zihniyetin işgalinden kurtaralım. Biz onları devlet kabul edince onlar kardeşlerimize terörist diyorlar. Biz onların güç kullanmasını meşru sayınca onlar sadece kullanılan mermi gerçek miydi, plastik miydi bunu bize tartıştırıyorlar. Ne fark eder? Orada benim kardeşimin şehadetine neden olan mermi plastik mi, çelik mi? Ne fark eder? Ne değişir? Oradaki kardeşim elinde silah yokmuş da buna rağmen ateş ediliyormuş, öldürülüyormuş. Kendi toprağında yaşıyor. Silah taşıyıp taşımadığı seni ne ilgilendirir? Sen orada işgalcisin. İşgale karşı direnmek, her türlü direnmek meşrudur. Bir haktır. Eğer biz izzeti kuşanmazsak korkarım ki bu işgal daha çok devam edecek. Eğer biz Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün işgalden kurtulmasını istiyorsak, onu işgalden kurtaracağız dersek önce zihinlerimiz işgalden kurtulmalı. Önce yüreklerimiz işgalden kurtulmalı. Yüreklerimizden biz şunu yaparsak
Amerika ve avaneleri, küresel siyonizm sermayesi bizim ekonomimizi batırır. Yok bizi işgal eder, yok bize şu zararı verir korkularından kurtulmalıyız. Önce biz kendimizi kurtaracağız. Yahu daha ne yapsınlar? Adamlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bundan sonra da yapmaya devam edecekler. Ne zamana kadar? Siz, biz, hepimiz bir araya gelip sıkılı bir yumruk gibi kaşlarımızı çatıp siyonizme sen buradan defolacaksın deyinceye kadar bu böyle devam edecek. Onlar gücü karşılarında görünceye kadar devam edecek. Yine İslam ülkelerinin yöneticilerine bir çağrımız olmuştu. Demişti ki uluslararası gündemden bunu düşürmeyin. Uluslararası platformlarda, uluslararası kuruluşların gündeminde bunu canlı tutun. Bu davayı her tarafa götürün. Sizin yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de budur. Ama dün İstanbul'da yaptığınız gibi Filistin'e uluslararası barış gücü davet etmeniz değil. Daha önce biz uluslararası barış güçlerinin ne yaptığını biliyoruz değil mi? Nereden biliyoruz? Hani Bosna'da Avrupa ülkelerinin askerleri orada Boşnakları, Müslüman Boşnak kardeşlerimizi korumak için orada güya duruyorlardı ya. Hepsini silahlarını alıp silahsız bir şekilde hepsini kadın çocuk yaşlarıyla birlikte Sırp kasaplarına teslim ettiler. Binlercesi orada mazlumana şehit edildi. Biz bu uluslararası güçlerin Filistin'i korumayacaklarını, oraya giderlerse izzetlice direnen Filistinlilerden Siyonistleri koruyacaklarını biliyoruz. Sizin yapmanız gereken şey bu değildir. O deklarasyonda sonuç bildirgesinde ilan ettiğiniz gibi gelin şunu yapın. Siyonizme destek veren bütün ülkeler, bütün kişiler ve kuruluşlar sizin yaptırım listelerinize girsin. Biz Siyonizmle iş tutanla ticaret yapmayacağız deyin. Biz onlarla ilişkilerimizi daha düşük seviyelere indireceğiz deyin. Biz önce kendimiz birlik olacağız, Siyonizmle ilişkilerimizi keseceğiz ve ondan sonra onlarla ilişki kuranlara da yaptırımlar uygulayacağız deyin. Yeter mi? Yetmez. Sizin daha yapacak şeyleriniz şu. Biz burada belki Filistinli kardeşlerimiz için sadece dua ediyoruz. Sadece miting yapabiliyoruz. Sadece yardımlar toplayabiliyoruz. Fakat bu yardımların ulaştırılması, buna silah yardımları da dahildir. Oradaki kardeşlerimiz kendilerini savunamadıkları için Yahudilere ancak taş atıyorlar. Ve bir çağrımız daha. Ey İslam ülkeleri, madem siz Filistin'i bir devlet olarak tanıyorsunuz ve madem bütün ülkelere çağrıda bulunuyorsunuz, zaten şu anda dünya üzerinde bağımsız devlet olarak kabul edilen ülkelerin 1/4'ü Filistin'i devlet olarak tanıyor. Öyleyse haydi devlet olarak tanıdığınız Filistin ile doğrudan münasebetler kurun. Mesela onlara gönderdiğiniz malları ister hibe olsun, ister sattığınız mallar olsun, Siyonistlerin işgali altındaki limanlar üzerinden göndermeyin. Mesela yine gemi filoları yola çıksın. Filistinlere göndereceğiniz yardımlar veya sattığınız mallar doğrudan doğruya Filistin topraklarına, en azından şimdilik işgal altında olmayan, sadece abluk altında olan Gazze'ye sizin tarafınızdan ulaştırılsın. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Tekbir! Bunları yapabilirsiniz. Ve bir şey daha. Bazıları diyor ki bu gerçekleşmelerden dolayı uluslararası ceza uluslararası geçmesi çok. Geçse bile aldığı kararların sonuç vermesi ya da İsrailli teröristlere onların elebaşlarına hak ettikleri ceza vermesi çok mümkün görünmüyor. Bunun yerine bir süredir teklifte bulunuyoruz.
Bir kez daha buradan tekrar edeyim. Şu anda yürürlükte bulunan kanunlara göre dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir ülkenin vatandaşı olan herhangi bir kimse tarafından bazı suçlar işlenirse Türkiye'de onlar hakkında soruşturma yapılabilir. Kanunlar buna müsait. Nedir o suçlar? Bir tanesi insanlığa karşı suç. Bir tanesi soykırım suçları. Siyonist çetelerin Filistinli kardeşlerimize uyguladıkları kelimenin tam anlamıyla bir soykırımdır ve insanlığa karşı suçtur. Buradan savcılara sesleniyorum. Soruşturma başlatmak için daha ne bekliyorsunuz? Ve bir şey daha. Yabancı ülke vatandaşları hakkında bu davaları açmak için Adalet Bakanlığı'nın iznine gerek var. Eğer sadece Adalet Bakanlığı'ndan izin bekliyorsa savcılar, buradan Sayın Adalet Bakanı'na da sesleniyoruz. Biz burada meydanlara çıkıp slogan atabiliriz. Miting de yaparız. Bizim elimizden bu kadar geliyor. Fakat siz yetkili ve sorumlu bir makamdasınız. Siz ilişkilerimiz bozulacak diye, zaten olmaması gereken ilişkileriniz bozulacak diye bu izini vermemezlik etmeyin lütfen. Bu izni verin ve o Siyonist terör çetelerinin elebaşları ve onların üyeleri her kimlerse onlarla ilgili soruşturmalar açılsın ta ki onlar etraflarına ördükleri duvarların dışına çıkmaya korksunlar. Fakat bir şey daha. Lütfen bu soruşturmaların akıbeti Mavi Marmara davası gibi olmasın. Mavi Marmara davasını biliyorsunuz. Mavi Marmara'nın başını çektiği bir gemi filosu oradaki kardeşlerimize yardım götürmek için yola çıkmış. Uluslararası sularda Siyonist terör şebekesinin saldırısına uğramış. Ondan fazla kardeşimiz şehit olmuş. Ve gemilerdeki insanlar Ashdod limanına götürülmüşlerdi. O insanların şehadetinde sorumluluğu bulunduğu düşünülen teröristlerin elebaşları hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dava açılmıştı. Daha sonra bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayla o dava düşürüldü. Şu anda istinafta bekliyor. Karar temiz edilmiş bekliyor. Bozulacak diye bu açılacak soruşturmayın. Açılır. Mavi mar uğratmayın lütfen. Bakın insanlar görüyor neyin. Ki yerimiz çalışmayı yaptık. Yardımla kabul etmektir. Siz İsrail'seniz onların yüksek sesi kardeşlerinize terörist yarın adım göndermenizde onlar sizin terörizme yardım edecekler. Evet. Bekliyorsunuz. Daha söylenecek fakat ben sözü size eziyet olsun istekle bacılarım. Kuyruk kıyafetinde sizler etkileniyorlar. Hem programdan hem de sözü bir alayım. Evet, Müslümanlar olarak da dua edeceğiz. İçin yapılan etkinlik. Onlar için destek vereceğiz. Yöneticiler Filistin'in daha ciddi bir şekilde saskı yapacağız. Yöneticilerimize hatırlatacağız. Ümmet Selahaddin gibi diyor. Biz yeni bir Selahaddin demeyeceğiz. Birer Selahaddin'imizin elinden ne gelir? Ve ülkelerimizi idare edenlere sesleniyoruz. Daha fazla uzatmayın bu işi. Terör şebekesini devlet olarak tanımaktan vazgeçin. Ticari ilişkileriniz dahil bütün ilişkilerinizi kesin. Terör şebekesinin kanuni anlamıyla bir terör örgütü olduğunu kanunlarınıza yazın. Meclislerinizden geçirin. Ve onlarla ilişki içerisinde bulunan herkese teröre yardım edenlere yapılan muamele yapacağınızı cesurca deklare edin. Uluslararası kamuoyunu harekete geçirin ve en önemlisi birlik olun. Şu İslam İşbirliği Teşkilatı'nı eğer olmazsa başka bir isim altında, başka bir çatı altında İslam ülkelerini bir araya toplayacak bir girişimde bulunun. Ve ey İslam ümmeti ve onları yönetenler, Allah aşkına
hiç olmazsa şu ümmetin üzerinde ortaklaştığı bir kısım yöneticileri dışarıda bırakıyorum ben. Ümmetin üzerinde ittifak ettiği Müslümanların ilk kıblesi, yeryüzünde inşa edilen mescitlerin ikincisi, bütün peygamberlerin, Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında saf tutup namaza durduğu mescidi işgalden kurtarmak için olsun, aranızdaki ihtilafları bir kenara bırakın. Birbirinizle didişmeyin. Birbirinizle uğraşmayın. Sonra gücünüz kaybolur. Siyonizmin elinde işte bugün olduğu gibi oyuncak olursunuz. Takbir! Müslümanların aralarındaki ihtilafları çözdü. Birbirlerine haksızlık yapmaktan, birbirlerinin hakkını yemekten vazgeçti. Adalet temelinde sorunlarını çözdü. Sıkılmış bir yumruk gibi bir araya geldi. Ve Mescid-i Aksa'yı Haçlı işgalinden kurtardıkları gibi Siyonizmin işgalinden de kurtardıkları günü görmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet, teşrifleriyle bizleri onurlandıran, mana dolu konuşmalarıyla bizleri aydınlatan Sayın Genel Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet değerli kardeş ve bacılar, programımız devam ediyor. Evet biz Selahaddin'in torunlarıyız. Söz veriyoruz. Selahaddin'den yarım kalan tarihi seferimizi tamamlayacağımıza söz veriyoruz. Selahaddin gibi Kudüs'ü özgürleştirmedikçe mücadeleden pes etmeyeceğimize söz veriyoruz. Çünkü Kudüs bizim Rabia'mızdır. Herkesin bir Rabia'sı vardır. Bizim de Rabia'mız farklıdır. Evet, bizim Rabia'mız bütün Rabia'ların üstünde evrensel bir Rabia'dır. Bizim Rabia'mız, biz diyoruz ki tek bayrak, tek bayrak, kelime-i tevhid, tek devlet, bütün İslam coğrafyası, tek liderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, tek İslam, İslam milleti, evet tek millet, İslam milleti, bizim Rabia'mız budur. Biz Batman'dan Rabia'mızı bütün dünya aleme öğreniyoruz. Bizler Türk'üz, Kürt'üz, Arap'ız, Laz'ız, Çeçen'iz ama bizler İbrahim'in milletindeniz. Bizler İslam'ın ümmetiyiz. Batman'dan bunu ilan ediyoruz. Bizim Rabia'mız budur ve bu Rabia'yla Kudüs'ü azat etmeye namzetiz. Selahaddin'e söz verdik. Torunları olarak yarım kalan bu tarihi seferi tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Değerli kardeş ve bacılar, tekrar sanatçı kardeşlerimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun. Evet değerli misafirlerimiz, inşallahü rahman yine canı gönülden bu sefer El İntifada eserini gür bir sesle haykıracağız inşallah. Tekbir!
فضى مستمر حتى تغوت الأرض حرة الانتفاضة مستمر حتى تغوت الأرض حرة الانتفاضة 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 في القرآن بالمقلة حاجم حاجم في الغدا في القرآن بالمقلة حاجم حاجم في الغدا بالدافقة مسيرة بين العاية والخيطة بالدافقة مسيرة بين العاية والخيطة الانتفاضة 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 وحجرتهم كالرؤود أطفال خلف الحدود وحجرتهم كالرؤود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوق يهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوق يهود الانتفاضة 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 بالروح بالدم بالناسي الموت 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 إسرائيل واستغرب جسد الناس الموت 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 إسرائيل بالروح بالدم بالناس الموت 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 إسرائيل واستغرب جسد الناس الموت 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 إسرائيل الموت أمريكا الموت إسرائيل الموت أمريكا الموت إسرائيل أمريكا أمريكا شيطان مازن تغي أمة إسلام لا دجمن مازن تغي أمريكا أمريكا شيطان مازن تغي أمة إسلام لا دجمن مازن تغي دجمن قرآن دي دجمن إنسان دي درجن خينا فقير دجان دولتي فتنة لهر دردي دجان دولتي فتنة لهر دردي ملت قرآن ربن هر خوز إنسان ربن لهم برج ما كفره دجمن عمري قبن دجمن آن ربن هر خوز إنسان ربن لهم برج ما كفره دجمن أمريكا بن أمريكا أمريكا شيطان مازن تجي أمة إسلام لا دجمن مازن تجي أمريكا أمريكا شيطان مازن تجي أمة إسلام لا دجمن مازن تجي أمريكا شيطان مازن توي أمة إسلام لا دجمن مازن توي أمريكا أمريكا شيطان مازن توي أمة إسلام لا دجمن مازن توي خشتك في بعد لم إيش غوتيني لهم ملة جالو نزان تمدد كشتن بهل خوين رجا دنيا دي رحبر شيطان دي خوين رجا ملت دي رحبر شيطان دي ملت جال هون ربن بالغاز جال هون ربن لهم برج ما كفره
دجمن امريكا من ملة جار هون رابن ديك زوار هون رابن لهم من رجم كفري دجمن امريكا من امريكا امريكا شيطان مازن دوري امغاني اسلام را دجمن مازن دوري امريكا امريكا شيطان مازن دوري امتا اسلام را دجمن مازن دوري تكبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نحمدك يا ربنا على أفضل نعمك وهي نعمة الإسلام ذلك الدين القيم الذي ارتضيته لعبادك وقلت من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وصلي وسلم على خير خلقك إمام المجاهدين الذي أرسلته رحمة للعالمين وأمنته على وحيك وجعلته قدوة للسالكين وحجة على المعاندين وحسرة على الكافرين الذي أرسلته بالهدى ودين الحق وأيدته بنصرك الذي جاهد فيك حق جهادك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأيد كلمة الحق والدين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم أهلك أمريكا وإسرائيل اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين الذين يجاهدون في سبيلك وفي كل أنحاء العالم يا ربي حمشتر بي صلاة وسلام لسر سيدي أنبياء بيشيفان مجاهدا إيكو رحمة عالمرا حضرت محمد عليه الصلاة والسلام هم لسر آلي بي لسر أصحابي بي هم لسر واني كودريوان دمشين حتى رجى قيامتي أي ربي ما تشاهدي كويرو أم جبونا قدسات يا شريف جبونا مسلمان مظلوم ومستضعف جبو مسلمان فلسطيني أم لفرجبيانا يا ربي ما قصد درية كريا ما دست خوال برتفة كريا لو رتت قرآن كريم ذا قوتبي ودعوني استجب لكم هن دعاج من بخازن أزي استجابت بكم أي ربي ما أم اختيار بجوك وظلام وبيرك ما دست خوال برتفة كريا أم دعاج تتخازن دفي مها مبارك ده دوی رمضان شریف ده دوان روژه لبات بقدر و قیمت ده دو ما دزبالش بر در یه رحمت آخوا نگرینا ای ربی ما تا وعد آلی کاری دا بوج مومن آرا تا گوت بی وکان حقا علینا نصر المومنین آلی کاری و نصرت مومن آل سرما حقا یا ربی تو ای وعد آخوا بینا جی تو آلی کاری و نصرت آخوا اجبرای ما مسلمان فلسطین رزو بشینا تو آنا جبن ظلم یهودی سنیونیست جبن ظلم شیطان امریکا خلاص بکه یا الهی تو قدس شریف به دست مسلمان جبن تحکم یهودی و امریکا خلاص که چواتا به دست حضرت عمر و صلاح الدین ایوبی تا قدس جبن دست اهل خواجه خلاص کری ای ربی ما تا چوا حضرت ابراهیم آگیر نمرود خلاص کر تا چوا حضرت یوسف زندان خلاص کر تا چوا حضرت موسی و بنی اسرائیل فرعون و عسکر وی خلاص کر تا چوا حضرت یونس جزکی حوت شتاریتیا بنی بحری شتاریتیا شوی خلاص کر بوی شکلی مسلمان فلسطین مسلمان میامار مسلمان سوری تمام مسلمان مظلوم و بندست ظلم سیونیستا ظلم امریکا ظلم تمام کافرا ظلم منافق کو حوال کافرانا روجه کی زوتر وانا خلاص بکا ای رب ما ان دعاجت خازن باسماء تی حسنا باسم تی قهار باسم تی جبار باسم تی شدید العقاب باسم تی ذو انتقام تو زوسیونیست تو امریکا و حوال وانا
اعوان وانا آلی کری وانا دوست و احباب وانا توا بوان اسماء خواه وانا قهر و پریشان بکه یکی تیا وانا جهف بلا بکه زلزله تی خدنا وانا تو وانا و مال وانا بکه غنی مج مسلمان را ای رب ما تو تفریقای جنابا به امت اهلینا لسر حقی وانا بجوینا کود بن رایتا توحید دا بگی جنهاف دبن سیا قرآن و سنت دا برهاف بن وانا بکه یک امت حتا بکارن مسجد الاقصای حتا بکارن قدسا شریف جبن جزم سیونیست نجس درخن خلاص بکن ای رب ما امزانن تا دعوه مسلمانا کریا لبار یکی تیو وحدت با تا تفریقا لسر مسلمانا حرام کریا تا گوتیا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هن همی خب وریس خدا بگرن جهف بلاب نبن ای رب ما قلب و دل تفدست تدنا تودکاری بیک لحظه کی الفت و حجه کرنه تیخی دنا ووانا دا تودکاری لحظه کی چین و نیارتی جنا ووانا هلینی تو زب رحمت آخوا بگیجا مسلمانا تو مسلمانا لسر حقی بجوینا تو حجه کرنو براتی باوجه قلب وانا ای رب ما شبا ظلم و تاریتی لسر مسلمانا پردریج بویا تو رحم آخوا المسلمانا بکا شفقا صبحا خیره زول سر مسلمانا دبینا و او شفق بنورا ایمان عالم اسلام روناهی بکه وی تاریتیا کفر و ظلمه تاریتیا جهالت جناب عالم اسلام بلاو بکه یا ربی تو حقی حق نشان مبدا مبکه تابع حقی باطلی جی باطلتی نشان مبدا مج باطلی جی دور بخواه آمین الحمد لله رب العالمین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جبونا أرواح شهيد فلسطيني هم جبوا أرواح تمام الشهداء إسلامي الفاتحة